Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Üzülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu videoya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir hatırlatma da bulunmak istiyorum ama siz o hatırlatmayı okurken ben haberlere giriş yapayım. Inter'de iki adaydan biri Altay. Fenerbahçe'nin formasını giyen ve sözleşme uzatma görüşmelerinden hala taraftarın haberdar olmadığı ama benim ve diğer bazı duyumcu arkadaşların sözleşme uzatma görüşmeleri başarılı dediği Altay Bayındır'ın Inter'in transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre Samir Handanovic'in Inter'deki macerası sezon sonunda bitiyor. Inter'de deneyimli kaleciyle sözleşme uzatmayacakmış. İki tane aday, birisi Altay, birisi Neto diyor. Ha şu Portekizli stoper, o bizde oynamıştı. O değil, kaleci Neto. Inter gözlemci gönderdi diyor. Ulan inşallah gol yemediği maça göndermiştir diyordur taraftar ama Neto ilk sırada ikinci kaleci profiline uygun, önemli tecrübesi var diyor. 33 yaşında. Şimdi 2019 yılından beri Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır Inter'in gerçekten listesinde mi? Arkadaşlar Inter'in listesinde mi, listesinde değil. Niye değil? Eğer sözleşmesi devam edecek olsaydı, yani sözleşme uzatmayacak olsaydı Altay Bayındır, o zaman listesinde olabilirdi ama şimdi listesinde değil. O yüzden bu haberi geçelim. Olay Jesus iddiası, görevi bırakmaya hazır. Arkadaşlar bakın, bu çok enteresan bir haber. Hani bu haberin yapılış amacı ve zamanlaması enfes. Yapan yer tahmin edeceksiniz. Ben söylemeyeceğim. Bilin bakalım bu haberi hangi sosyal medya, yok, medya kuruluşu yaptım. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlerde teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını 68 yaşındaki hoca hakkında ilginç bir haber yayınladı. İşte ayrıntılar. Tahmin edin. Hangi harfle başladığını tahmin edin. Bildiniz. Tebrikler. Fenerbahçe adına deplasmanda yaşanan hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de flash bir haberde Jorge Jesus'la ilgili geldi. Portekizli hocayla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Zaten bu kadar süslediklerinden anlarsınız. Her fırsatta adı Brezilya milli takımıyla anılan Jorge Jesus hakkında olay bir açıklama geldi. Brezilya basınından Bruno Andrade'nin verdiği bilgiye göre, bunu da araştırın bu arada, o da Türkiye'ye mi dayandırıyor palavrasına, şeyi, haberine. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu sözleşme yenileme teklifini reddetmiş. 68 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunu bekleme kararı aldığı kaydedildi. Öte yandan Brezilya milli takımının Jorge Jesus'u bugün araması durumunda Jesus'un yarın Fenerbahçe'deki görevini bırakmaya hazır olduğu aktarıldı, diyor. Arkadaşlar, ben kimsenin ekmeğinde değilim. Allah kimseyi kimsenin ekmeğine oynatacak kadar düşürmesin. Şimdi burada bile mesela ben Fenerbahçe fanatiği, Fenerbahçe doğrularını konuşan, Fenerbahçe için dünyayı karşısına alacak bir insanım. Ama gerçek hayatta böyle bir insan mıyım? Ya da gerçek hayattaki şeyim bu mu? Bunun takdirini gerçek hayattaki tanıdıklarıma sormanız lazım. Siz bile bilemezsiniz. Yani siz bile bilemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bilemezsiniz. O yüzden de düşündüğün zaman şimdi bu haberi yapan kişinin ben gerçek hayattaki konumunu, durumunu çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Ya arkadaş, Fenerbahçe'yi içten içe bölmek için ya bu kadar çabalamayın be. İnan bu kadar çabalamayın. Bak çok küçük kalıyor. Çok küçük kalıyor. Bak taraftar tarafından tepkilere maruz kalıyorsunuz. Sonra taraftar diyor ki, yani neyse ya. Yani neyse, ben daha da derinlemesine detaylı konuşmak istemiyorum. Çünkü yapılan hoş değil. Bu haber gerçeği yansıtmıyor. Hatta ben şunu söyleyeyim. İşler yolunda gider. Fenerbahçe şampiyon olursa Jesus da uzun yıllarda devam edilecek. Tamam mı? Bilginiz de olsun. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Coutinho yarışı. Coutinho yarışı. Coutinho yarışı. Şimdi son dakika spor haberi diye onu vermişler. Normal verirler son dakika spor haberi. Bana da dünkü yayında, yayınlarda daha doğrusu, çok soru geldi.
O yüzden ben de alma gereği duydum. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Philip Coutinho'nu kadrosuna katmak istiyormuş. Brezilya Yıldız'ın yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan flash gelişmeler falan filan. Inter Milan. Beşiktaş şu ana kadar Amir Hacı Ahmetoviç ve Abu Bakar'la transfer tahtasını kapatmıştı aslına bakarsanız. Bence Beşiktaş transferi yapmayacak artık. Yani yapamayacak. Yapıyorsa da yine bir sövüşçü bulurlar. Hücum hattına da Fenerbahçe takviye yapmak istiyor. Jesus kanat istiyor. Duyumları sağda solda her yerde mevcut. Aston Villa 2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli vererek yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak tutmadı. Hani Buruma olayı gibi tutmadı. Ve yıldız oyuncunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2026'ya kadar. Fenerbahçe Coutinho için Aston Villa'ya şöyle bir teklifte bulundu. Ücretsiz kiralama, maaşının bir kısmını karşılayalım. Beğenirsek de 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu koyalım, yazın alalım diye. Oldu hocam. Bir de İngiltere Kraliyet ailesinin akşam yemeği isteseydik diyeceksiniz. Yok, akşam yemeği değil, öğlen yemeği daha mantıklı. Yani öğlen yemeği çok daha mantıklı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bu şartlarda Coutinho'yu verirlerse bir dert, vermezlerse başka dert. Diyeceksiniz ki hocam verdiler. Ya niye o zaman şunu gönderdik, bunu gönderdik ve vermediler, sıkıntı. Bir başka olay da şu. Fenerbahçe Transfer Market arkadaşlar. Bakınız Fenerbahçe Transfer Market'ta 14+3 kuralına uygun. Osterwold +3 kuralına uygun olduğu için sadece yabancıları sayacağız. Salah'ı 1, Perez 2, Gustavo 3. Lemos 4, Ezgi Canalioski 5, Osterwold'u ayrı saydım. Osayi 6, Arao 7, Crespo 8, Zayt 9, Lincoln 10, Rossi 11, Batshuayi 12, Pedro 13, Joshua King 14, Valencia 15. Şu an şu 15 yabancıdan Lemos'u kadronun dışında bıraktığımız anda 14 tane yabancımızla oynayabiliyor. Zaten Lemos kan emmek, sömürmek için kulüpte. Sözleşmem bitene kadar gitmiyorum mantığında hareket ediyor Lemos. Ve şunun farkına varması lazım. Yaşı 27 ve 28 olacak sezonun bitiminde. Ve Fenerbahçe'deki bu tavrından dolayı her kulüp illaki bizden bir şeyler soracak. İllaki bizden bir şeyler soracak ve bizden soru sordukları zaman kötü cevap alacaklar. Ben Lemos'la ilgili bir şey kafama takıldı. Sizlere de danışayım istedim. Ya Rusya'da oynamış Rubin Kazan'da. İspanya'da Las Palmas'ta oynamış. Lan diyeceksiniz ki kolay, basitlikler. La bu adam Sao Paulo'da oynamış ya. Yarım dönemde olsa İtalya Ligi'nde oynamış. Sao Paulo'da oynamış. İş yok. Piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro iken 1,5'a transfer edildi. Sonrasında Berşot'a kiraladık Belçika ekibini. Orada da tutmadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, defolup gidiyor. Fakat kendine ediyor bu arkadaş. Şimdi bu arkadaş da çok zarardan saymıyor bizim taraflar. 1,5 milyon euro hocam çok para değil diyor. 1,5 milyon euro da çok para da. Bu arkadaşın niyetini bilin istedim. Fenerbahçeli taraftarlar TFF'yi protesto için Riva'ya akın etti diyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten saygıyla eğiliyorum. Sizler büyük Fenerbahçe taraftarsınız. Ne taşkınlık yaptınız, ne azgınlık yaptınız, ne Fenerbahçe'yi utandıracak bir davranışta bulundunuz. Fenerbahçe bayrağını çok güzel bir şekilde bu kadar soğuktaki özellikle Marmara bölgesi ve Trakya'nın soğuğunu bilenler iyi bilir. Oranın soğuğu, yani Erzurum soğuğundan daha beterdir. Ben yıllarca Erzurum'da görev yaptım öğretmen olarak. Erzurum'da giymediğim içliği Edirne Keşan'da askerlik yaparken giydim. Ben bilirim yani oranın soğuğunu. Fenerbahçe bayrağını dalgalandırdığınız için hepinize minnettarım arkadaşlar. Ha, fiili olarak yalnız dolamasak da gönlümüz sizlerle birlikteydi. Hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe taraftarlığı böyle olur. Ayrıca taşkınlık göstermeden, azgınlık göstermeden biz çünkü federasyon binasını basıp oradaki bütün bayrakları yakanlara da şahit olduk. Bu bayraklar
Yani bayrak bir yerin kutsalıdır. Ben teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda bir araya gelinip toplanan binlerce taraftar Riva'daki TFF testlerine gitti ve sloganlar eşliğinde gösteri düzenlendi. Polis de polisin de nezaketinde bu gösteriler gerçekleşti. Herhangi birisine zarar gelmedi. Herhangi bir sıkıntılı olay yaşanmadı. Herhangi bir durum yaşanmadı arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ama Fenerbahçe'yi desteklediğin ötürü hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerden de Samandıra'ya ziyaret gerçekleşti. Ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir kardeşimizin güzel bir yorumu var, az önce gördüm. Diyor ki ben düne kadar yoğurtçu diyordum diyor. Ali Koç'a diyor. Ama bugünden itibaren o benim başkanım diyor. Çünkü başkana yakışır bir şekilde hareket etti. Fenerbahçe başkanına yakışır cümleler kurdu. Bizi hani sahipsiz olmadığımızı gösterdi diyor. Benim bundan sonra başkanımdır diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bak yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de herhangi bir başarısızlık durumu olduğu zaman eleştireceğiz. Ama haddimizi, yerimizi, çizgimizi bilerek o çizgi sınırını aşmayarak eleştireceğiz. Çizgi sınırını aşarsak buradan hepimiz zararlı çıkarız. Anlatabiliyor muyum? Eğer o çizgiyi aşarsak hepimiz zararlı çıkarız. O çizgiyi aşmamamız lazım. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi de ya ben Ali Koç'u bu sene şu yüzden özellikle ve özellikle savunuyorum. Yapılabilecek her şeyi yaptı gözünüzü sevdiklerim. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Daha ne yapacak? Ya Kim Minji 18.05'e gitti. Allah yar 4.5'a gitti. Ozan Tufan 3'e gitti. İşte Mergin Berisha 300 bin euroya kiralandı. Başka Tisserand 3 milyon euroya gitti. Muhammed Gümüşkaya 500 bine gitti. Lamine Diak'tan 250 bin euro kazandık. Arda Okan Kurtulan'dan 200 bin euro kazandık. Vesaire vesaire. Yani baktığınız zaman ciddi bir satış kar marjı elde ettik. 30 milyon euroluk kar marjı elde ettik. Ama diyorsunuz ki hocam gidenlerde lafımız yok ama gelenler sıkıntı. Gelenlere bakalım şekerim. Verdiğimiz paralara bakalım şekerim. Bir, Osterwold 6 milyon euro. Evet. Belki Osterwold'u 60 milyon euroya satacaksın. Oynadıktan sonra siz de şahit olacaksınız. Rossi 5,5. Arkadaşlar Rossi geçen senenin transfer şeyine eklenir. Transfer harcamasına eklenir. Bu seneye değil. Luan Perez 5,23. Evet geldi. Sakatlandı. Sakatlanmasa muhteşem bir futbolcu. Pedro 4 milyon 680 bin euro. Geldi sakatlandı. Sakatlanmasa. Galatasaray'ın peşinden koştuğu bir isim. Buruma 4.250. Hep aynı yerden geliyor cevaplar. Bakın şu ana kadar sadece Buruma'dan memnun değilsiniz. Bu arada Rossi 5.5'unu çıkarır. Osterwold 6'sını çıkarır. Perez 5'ini çıkarmaz. Yaştan dolayı. Ama yaşı 28 arkadaşlar. O kadar da yüksek değil. Hiç belli olmaz. Pedro şu an sakatlıktan dönmesine rağmen biz 7 milyon euro isteyecek seviyedeysek demek ki bu adamın İtalya'da bir pazarı var. Onu da elden çıkarabilirsin. Samet Akaydır 3.700 diyor. Ben buna çok şey yapmıyorum. Neyse. Bugün satsan 4.250 alıcısı var. Batshuayi 3.5. Bugün 10 milyon euro teklif almış durumda. Lincoln 3.5. Fenerbahçe taraftarının birilerinin gazıyla hareket ettiğini hatırlatayım. Birilerinin gazıyla. Brezilya U17'de zamanda oynamış bir futbolcu. 6 milyon euro piyasa değeri var. Bakınız. Bakınız. Futbolcunun mevkisi 10 numara sol kanat ya da 8 numara. Biz futbolcuyu sol bekte oynatıp o falan yaptık. 32 maç 1804 dakika yani 20 maç. 2 gol 6 asist yapmış. Ya sürekli 10 numarada oynasaydı? Ben söylüyorum 3,5'tan fazla eder. Arao 3 milyon euro. İnanın Arao'yu da bugün satmaya kalksan harbi söylüyorum sürekli oynayan futbolcu 6,5 milyon euro transfer market değeri var. Pasları keskin. 28 maç 1 gol 4 asisti var. Bugün Arao'yu da aldığın fiyatın ötesine satarsın. Emre Mor 2 milyon euro. Bugün 2 milyon euroya satsak Ali Koç istifa dersiniz. 4'e satsak Ali Koç istifa dersiniz. 6'ya satsak Ali Koç istifa dersiniz. 8'e satsak Ali Koç istifa dersiniz. Yalan mı? Değil mi? Katılıyorsunuz. Bak
Aldığının 4 katına satsan Ali Koç istifa dersin. Hocam o kadar da düşük değil. 3,5 milyon euro belirlemişler. Zamanında Borussia Dortmund görmüş. Bak zamanında Borussia Dortmund görmüş. Evet. Büyük paralar harcanmış. Piyasa değeri 5 milyon euroyken, 1 milyon euroyken Dortmund 9 milyon 750 bin euro verip almış. Aynı Dortmund'dan Celta Vigo 13 milyon euro vererek almış. 2017 yılında ya 5 sene önce bir de daha gençken Galatasaray 190 bin euro kiralamış. 410 bin euro Olympiakos kiralamış. Yani Yunanistan'da, İspanya'da, Almanya'da, Danimarka'da oynamış bir futbolcu. Karagümrük'te parlayıp Fenerbahçe'de şu an 27 maç 1121 dakika 3 gol 3 asist ama hayati değerde şeyler. Bir tek Gustavo Henrique'yi eleştirebilirsiniz. Onun da zorunlu opsiyonu yok. Sakatlanmazsa var. İrfan Can Eğribayat falan filan. Thiago Çukur kiralandı zaten. 250 bin euroya atılabilir, denenebilir bir futbolcuydu. King bedava, Alioski bedava, Emre Demir bedava. Ve baktığınız zaman Fenerbahçe'nin transferi gayet yerinde. Thiago Çukur bu arada Dender'da oynuyor. 18 maç 2 gol 3 asist ama oynadığı süre 1320 dakika. Belçika 2. ligde olsa oynuyor mu? Oynuyor. 1.96 boyunda. Ve Türk milli takımında da oynamışlığı olan bir futbolcu. Doğru takıma giderse de bence şeyler olabilecek isim. Şimdi Ali Koç, Selahattin Maki, Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci, Sertaç Konuşoğlu ve Özgür Özaktaç sabah yapılan divan kurulu toplantısı sonrasında Samandıra Can Bartu tesisine ziyarette bulunup oyuncu grubuyla bir araya geliyorlar. Bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Ali Koç, divan kurulu toplantısından sizlere camianın güvenini ve desteğini getirdim. Adana Demirspor maçında tüm yaşananlara rağmen göstermiş olduğunuz mücadeleyle gurur duyduk. Böyle devam ettiğimiz sürece şampiyon olacağımıza inancım tam ifadelerini kullandı. Ziyareti ve desteği için başkana teşekkür eden teknik direktör Jorge Jesus'ta söz alarak tecrübelerine dayanarak bu takımın şampiyon olacağına inandığını ve başkan ve oyuncu grubuna söyledi diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben Pollyanna değilim. Ocu bucu şucu değilim. Süper Lig'de 23. hafta maçları oynanıyor. Bu hafta. Yani 23. hafta maçları ama 22. maçlar. Totalde 36 maça çıkılacak. 15 maç var. 15 maç. 15 maç. 15 maç. Ben de farkındayım. Galatasaray'dan 6 puan fark olduğunu ben de farkındayım. Peki siz şunun farkında mısınız? Siz şunun farkında mısınız? Ligin en çok gol atan takımıyız. Gol yeme konusunda elbette sıkıntılarımız var. Şu an 4. ya da 5. sıradayız gol yeme konusunda. Ama bunu da lehimize çevirebiliriz. Çünkü Konyaspor 22 gol yemiş. Biz 24 gol yemişiz. Konyaspor'u 3-0 yensen otomatikman 25 gol yemiş olacak. Senin üstüne çıkmış olacak gol yeme sayısında. Galatasaray'da evinde 8 tane yemiş olsa o da 24 gol yemiş oluyor. Takılıyorum arkadaşlar. Çok ciddiye almayın. Burada atılan gol, yenilen gol, şunun bunun önemi yok. Burada önemli olan şey galip gelmek. Konyaspor son 4 maçını kaybetmiş. Umrunuzda mı? Değil. Bize karşı aslan kesilecektir hocam. Değil mi? Ümraniye son 4 maçını kaybetmiş. Sıradaki maçına aslan kesilip kazanmayacağının garantisi var mı? Diyebilir misiniz garanti diye? Diyemezsiniz. Trabzonspor'laymış hem de cumartesi günü deplasmanda. Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenip Ümraniye'ye yenilmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Burası Süper Lig. Ben şunu söylüyorum. Gelin size bir çağrıda bulunayım. Gelin ne Jesus bırakacak haberlerine, ne öbürüne, ne şuna, ne buna hiçbir şeye takılmayın, umursamayın. Sadece Fenerbahçe'ye hizmet edin. Olmaz mı? Sadece Fenerbahçe'ye. Bakın Borini artık Fenerbahçe'ye gelmez. Şu istatistikte keşke gelse dediğim isim. Bana kalsa ben Coutinho yerine Borini'yi alırdım dedim. Dalga geçtiniz dediniz ki tabi 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 canım tabi. Borini de çok bekliyor falan. Özetlemek gerekirse bir Fenerbahçe'ye sahip çıkalım. Birlik olalım. Ya sezon bitene kadar şurada 15 maçımız kalmış. Artı bir çeyrek finalde 10, 16. İki tane de yarı finalde 18. Bir tane finalde 19. İki tane son 16 maçı 19, 21. İki tane yarı final maçı desen 20 şey çeyrek final maçı desen 23 ulan yarı final hadi inşallah. İki tane yarı final desen 25, bir tane final desen 26. Her şey yolunda gitse 26 maçın kalmış. Her şeyin yolunda gittiği senaryoda.
26 maç boyunca kötü de oynasak, 26'da 26 yapsak hem şampiyon oluruz, hem UEFA kupasını kazanırız, hem Türkiye kupasını kazanmış oluruz. Diyeceksiniz ki ya hocam hayal bunlar. Niye hayal olsun? Ya sadece şunu söyleyeyim. Ligle Türkiye kupasını kazanma ihtimali tabii ki de Türkiye UEFA kupasını kazanmaktan çok çok daha yüksek. Ama ben şunu söyleyeyim. Gelin birlik olalım. Gelin bir arada olalım. Mesela kanalımıza abone olarak bunu yapabilirsiniz. Ne bileyim başka kanallara abone olarak yapabilirsiniz. Ya bir olalım. Eleştirelim, kızalım ama dozajında. Yani bilmem şucuydu bu. Çucuyu bucuyu geçin. Anlatabiliyor muyum? Hepimizin doğruları aynı. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için çırpınan insanlarız. Gelin birlik olalım. İşi sıkı tutalım. Sevelim, sevilelim. Kimseye kalmaz bu dünya demiş rahmetli. Onun dediği gibi sevelim, sevilelim. Birbirimize saygı duyalım. Takımımıza sahip çıkalım. Görüşmek üzere.